Şimdi bu soruda 3 kilo muz aldığı için 3 ile 57 virgül 3'ü çarpacağız. 5 kilo elma aldığı için 5 ile de 35 5'i çarpacağız. Bu işlemlerin sonucunda 349,4 lira para ödemesi yapar. Bu sayıda e, soruda şimdi e, armut sayısını üste yazmalıyız. Armut sayısını yukarı yazacağız. Toplam meyve sayısını aşağı yazacağız ve oranı bulacağız. Toplam 16 tane armut var. Meyvelerin hepsini toplarsam 48. Bunları ikisini de 16 ile böler, sadeleştirirsem 1 bölü 3 olur. Ee, bir sonraki soruda 5 hakkında elma sayısı yukarıya, x söylenen yukarı yazılır. Ee, armut sayısı aşağıya yazılır. Ee, 12 tane elma ve 16 tane armut vardır. Bunları 4 ile sadeleştirirsem üç bölü dört olur. Burada e, yapacağımız şey şudur: e, bir sayının yedi fazlasının bir sayının 7 fazlasının çeyreği ya da dörtte e, biri diye ifade edebiliriz. Bu soruda ilk iki sınav toplamını söyleyelim. 50 ile 70'i toplarsam ilk iki sınav toplamı 120 eder. ortalama 60 olduğu için 3 ile de 60'lı çarptığım zaman 3 sınav toplamı 180 eder. 3. sınavdan alması gereken notu bulmak için 180'den 120'yi çıkartırsak 60 eder. Bu soruda açıyı sembolle gösterebilmek için iki, iki türlü üç yol var. C, D, e açısı yazıyorum. C, D, E açısı ya da E, D, C açısı ya da sadece ortadaki harfi kullanabiliriz. D açısı. Bütünler açı demek toplamlar 180 derece eder demektir. 180'den 50'yi çıkartırsam 50 derecenin bütünleri olan açıyı bulmuş olurum. 130 derece. 20 derecenin bütünlerini sorduğu için Yine aynı şekilde 180'den 20'yi çıkartırım. 160 derecedir. 20 derecenin tümleri toplamları 90 derece olan açılara tümler açılar diyorduk. 90'dan 20'yi çıkartırsam 70 derece eder. e, bir üçgenin alanlı kenarla yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Önce kenarı bulalım. E, buradaki uzunluk bir kare uzunluğu bir birim olduğu için sayıyorum. Kenar 1, 2, 3, 4, 5. Evet burası 5 oldu. Bu kenara ait yüksekliği çizelim. 1, 2, 3, 4. Burası da 4 olduğu için 5 ile 4'ü çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman e, alan 10 çıkar. 10 birim kare çıkar. Bir paralel kenarın alanı kenarla buna ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Şimdi e, burası kenar olarak kabul edelim. Kenar 10'dur. Buna ait yükseklik bunu gören köşeden indirilen dikmedir. O zaman bunun alanı 10 çarpı 5'ten 50 santimetre kare eder metrekareyi dekametre kareye çevirirken iki basamak ineceğimiz için biz bu, pardon iki basamak yukarı çıkacağımız için 500'ü e, 100'e bölmeliyiz 500'ü 100'e bölersem cevap 5 eder 8 kilometre kareyi desimetre kareye çevirmek için 4 basamak aşağı inmeliyiz. Onun için her basamak için yüzde çarpacağımız için 8'in yanına 4 tane 0 yazarsak biz bunu desimetre kareye çevirmiş oluruz. 2, 4, 6, 8 santimetre kareyi de Metrekareye kareye çevirmek için iki basamak yukarı çıkmalıyız. Dolayısıyla buradan her basamak için 2 sıfır sileceğimden dolayı iki basamak için dört tane sıfır silersem yani 10.000'e bölersem bu da 8 metrekare olur. Burada alanı bulmak için bu kare bölgeleri üç bölgeye ayırmaya çalışıyorum önce bir tane şöyle bir e, dikdörtgen alanına çevirdim. Burasını alanı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra burası da 1, 2, 3 birim olduğu için buranın alanı 4 çarpı 5'ten yanlış söyledim. 4 çarpı 5 e, çarpı 3'ten 5 kere 3'ten 15 eder. İkinci bölgenin alanını bulmaya çalışalım. Orası da şöyle olsun. Şöyle bir 3 dikdörtgen var burada gördüğünüz gibi. Bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulup çarpacağım. Burası da 1, 2, 3, 4 uzunluk. Kısa kenar 1, 2. Yani 4 çarpı 2'den burası da 8 eder. Üçüncü olarak da e, burada oluşan e, üçgenin alanını bulmaya çalışalım. Şuradaki üçgeni bu üç bölgenin alanları toplamı bana bütün alanı verir. Buradaki yüksekliği bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ile 1, 2, 3, 4, 5'li çarpıp 2'ye böleceğim. Yani üçgenin alanını da 25 bölü 2 eder. Daha sonra bu bulmuş olduğum alanları toplayacağım. Bu soruda bir aritmetik ortalamayı bulmak için bütün sayıları toplayıp 4'e böleceğim. Bütün sayıların toplamı 560'tır. 560'ı 4'e böldüğüm zaman aritmetik ortalama 140 çıkar. Açıklık da en büyük sayıdan en küçük sayı çıkarmak demektir. 140'dan 120'yi çıkartırsam açıklıkta 40 eder. Şimdi bu soruda da e, 7 dönümü 7 dönüm 7 dekar demektir. Bu da 7000 metre kare demektir. E, daha sonra 5300 5.300.000 e, santimetre Kareyi de metre kareye çevirirsek bu da 530 metre kare eder. Ee, ekili alanı bulmak için 1500 metre kare ile 530 metre kareyi toplarsak toplam ekili alan 2030 metre kare eder. Ee, 7 bin metrekarelik tarladan ekilen kısmı yani 2.030 metrekareyi çıkartırsak geriye 4.970 metrekarelik bir e, boş alan kalır. Yani e, toplam ek, toplam tarla alanı 7000 bin metrekare toplam tarla, toplam ekilen kısım e, 2030 metrekare boş alanda 4970 metrekare olur.